Evet değerli izleyenler, bir telefon bağlantımız olacak ama ancak öncesinde hemen olaya ilişkin bilgi verelim. Dün gece Azmi Yıldız isimli bir vatandaş yakınlarını ziyaretten dönerken Van Özalp yolunda iki sivil araçla takip edildiğini fark etti. Ardından araçtan kendisine ateş açıldı. Ateş açılmasının ardından da yaralandı ve araçtan indirilip kendisi darp edildi. İşte bu konunun ayrıntılarını, bu yaşanılan olayın ayrıntılarını HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan'la konuşacağız. Kendisi telefon attığımızda. Hoş geldiniz Sayın Orhan. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Şimdi sosyal medya hesabınızdan bir paylaşım yaptınız tam da olaya ilişkin. Gerçekten görüntülerde oldukça ciddi görünüyor. Nedir, nasıl yaşandı? Sizden dinleyelim. Evet, bize de bu akşam ulaşıldı. Yani şu anda yaralı hastanede tedavi gören Azmi Yıldız'ın yakını, abisi bilgi verdi. Dün gece Özalp'ta ablasını ziyarete gittiğini ve gece dönerken yolda kendisini iki aracın takip ettiğini fark etmiş. Haliyle gece yarısı olduğu için tedirgin olmuş. Bu araçları bilmediği için sivil araçlar tedirgin olup hızını arttırınca araçlardan kendisine ateş açıldığını ifade ediyor. Zaten o görüntülerde de kendisi ifade ediyor. Daha sonra bacaklarından, iki bacağından, yani baldırlarından yaralanmış. Haliyle aracı durdurmak zorunda kalmış. Kendisine ateş eden o araçtan inenler kendisini bayağı bir darp etmiş. Şu anda polis olduklarını öğrenmiş. Ancak baygın numarası yaparak darptan kendini kurtarmış ve sonrasında ambulans çağrılmış, hastaneye götürülmüş. Dolayısıyla şu anda hastanede tedavi görüyor. Tabii ki bu ateş sırasında şans eseri diyelim ki, yani araç rastgele tarandığı için hayatı kurtulmuş. Hayatını da kaybedebilirdi, başına da denk gelebilirdi. Daha önceki süreçte Saray Özalp'ta yine askerlerce köyün içinde bir mültecileri taşıyan araç taranmıştı. 6-7 yaşlarında bir çocuk hayatını kaybetmişti. 6'sı da yaralanmıştı. Yani bu olaylar biraz böyle artık çok keyfiyete dönüşmüş durumda. Sık sık yaşanıyor yani, değil mi? Buradan evet, anladığımız 23 yaşındaki bu genç ne olursa olsun bu şekilde taranarak, yani yaralanarak ölebileceği tahmin edilmeli. Bir aracı durdurmak istiyorsanız, şüphelendiyseniz, yani güvenlik güçleri açısından söylüyoruz, tekerleğini ateş edip durdurulabilir. Yani başka bir yol yöntemi var, yolu kesilebilir. Biraz ilerideki her yer arama noktası, güvenlik güçlerinin kontrolü noktasında durdurulabilir bir şekilde. Ama artık böyle keyfi, aslında 90'lar sürecini aratmayan bir süreç bölgede işletiliyor. Yani rastgele araçları tarama, keyfi insanları darp etme. Geçen hafta yine sizler de biliyorsunuz, geçen yıl Çatak'ta iki kişi köyden sapasağlam alındı. Sonra hastanede ağır işkence gördükleri ve helikopterden atıldıkları hastane kayıtlarına yansıdı. Geçen hafta işkencecileri yargılaması gereken bu yargıda aslında o işkencecileri koruyarak Şiban hakkında 15 yıl ceza istiyor. Hala bilinci yerine gelmemiş olan, ağır işkence sonucu yaralı tedavisi süren Şiban hakkında 15 yıl ceza isteniyor. Dolayısıyla bu kişilerin yaptıkları cezasız kalınca bu fiilleri, olayları işleyenlerin keyfiyeti cezasız kalınca, korununca haliyle bu tür olaylarda artıyor. Yani buradan bir kez daha hani sizin aracılığınızla söylüyoruz. Güvenlik güçlerinin bu kadar keyfi hareket etmesinin önüne bir an önce geçilmelidir. Her gün insanlar, mülteciler, oradaki köylüler ya sınırda ya kendi köyünde sınırdan açılan ateşlerde yine sınır güvenliği tarafından ya da böyle yolda sonuçta hayatı tehlikede. Artık bir can güvenliği kalmamış durumda. Sizin aracılığınızda bu keyfiyetin son bulması için yetkilileri göreve davet ediyor. Bu olayı işleyenler hakkında da derhal soruşturma açılması ve gerekenin yapılmasını talep ediyoruz. Çok teşekkür ederiz Sayın Orhan. Rica ederim. Teşekkür ediyorum sesimizi duyurduğunuz için. Size de iyi yayınlar diliyorum. Evet değerli izleyenler, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, Azmi Yıldız adlı vatandaşın başına gelenleri bize aktardı.